Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 33. mektup. Bir ciltte 33. söz. Pencereler Risalesi. 11. pencereden devam ediyoruz. Şu kainat sarayında her bir pencereden dışarı baktığımızda marifetullahı bize gösteren bir pencere. Evet. 11. pencere. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin diyor ayet-i kerime. Gözünüzü açın. Kalplerde bir itminan vardır. Nerede? Allah'ın zikrinde. Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ızdırabat ve keşmakeş ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halik'i tanımak ile olur. Bütün ervah ve kulubun hele hele içinde bulunduğumuz şu devirde ruhların ne kadar tazikat altında, kalplerin ne kadar bunaldığı bir ortamda, peki bunların ilacı nedir? Kalplerin ve ruhların, bunalmış kalplerin bu ızdıraptan, o keşmakeşten, karışıklıktan kurtulmalarının, bundan neşet eden manevi elemlerden halas bulmalarının bir tek ilacı var. O da nedir? O Cenab-ı Hakk'ı tanımak ile olur. Yaratıcısının kim olduğunu bilmekle kalpler huzura erer. Değilse işte karanlıkta dayak yiyen bir adam gibi, nereden hangi tokadı yiyeceğini bilmeyen, ikincisinin ne zaman geleceğini düşünemeyen ve bunu kör tesadüfe bağladığı zaman da o ızdırap içine bakıyorsunuz. Bir yakınını, bir sevdiğini kaybeden, başına bir musibet gelen ve bunları sebepsiz zanneden ruhlar bu sefer neye düşüyorlar? Bir ızdıraba, bir keşmakeşin içine düşüyorlar. Bu manevi elemden kurtulmaları bir tek Halik'i tanımak ile olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermek ile necat buluyor. Kim yapıyor bunları dediğinde, onu bu yapıyor, bunu şu yapıyor, bunu şu yapıyor derseniz kaç kişiye müracaat edecek bir insan? Kaç tane Allah'a yalvaracak? Kaç Tanrı'nın kapısını çalacak kendi kafasından bakıldığı zaman? Halbuki bunun çözümü nedir? Tek bir sani sanatla yaratan tek bir zat var. Onunla necat bulur, onunla kurtulabilir. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Bu bunalmış olan kalpler ve gönüller, ruhlar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ayet-i kerime bize bu hakikati ifade ediyor. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse, etrafımızdaki şu kadar mevcudat, 22. sözde kat'i ispat edildiği gibi, o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir. Neden? Çünkü her şeyin meydana gelmesi için o nihayetsiz sebeplerin her birine ihtiyaç var. Ya çok basit bir çiçeğin bile vücudu için, değil mi? İnsanlara, kainata ne lazımsa ona da aynısı lazım. Hava lazım, su lazım. Güneş lazım. Sen güneş lazım dediğin zaman bütün şu manzumayı şemsiye, o galaksiler, evren dediğimiz o dipsiz, bucaksız sistemin kurgulanmış olması lazım ki o tek bir papatya bize tebessüm etsin. Bakın tekrar okuyorum burayı. O zaman her bir şeyi, her tek bir tane şeyi bile hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki o halde tek bir şeyin vücudu umum mevcudat kadar müşkil olur. Her birini yapmak, hepsini yapmak kadar zor olur. Çünkü Allah'a verse,
hadsiz eşyayı bir zata verir. Ha, hepsini Allah yapıyor dersin. Bir taraftan da bakıyoruz, mevcudat var, yaratılmış. Hem sanatlı olarak yaratılmış. Yani olan bir şey bizim önümüzde duruyor zaten, yapılmış. Sen bunu esbaba havale ettiğin zaman, yani sebepler yapıyor dediğin zaman, onlardan bir tekini bile yapmak, hepsini yapmak kadar müşkil. Ama hepsini tek bir Allah'a nispet ettiğimiz zaman, umum eşya tek bir tanesi kadar ne olur? Suhuletli ve kolay olur. Neden? Ona vermezse her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkilat peyda eder. Tek bir meyveyi yapmak, kainatı yapmak kadar müşkilat peyda eder. Belki daha ziyade müşkil olur. Çünkü onu yaparken hepsini yapması lazım gelecek. Bir de kendisini de yapacak ekstradan. Hepsini yapmak kadar müşkil olur. Çünkü nasıl bir nefer 100 muhtelif adamın idaresine verilse, bir nefer, bir asker, bir hizmetçi 100 kişinin evine verdi. Şimdi sen bir şey istiyorsun, öteki de bir şey istiyor. Öteki de, beriki de, şimdi bu adam hangi birine hizmet edecek değil mi? Ne kadar karma karışık bir şey. Tek bir nefer 100 kişinin emrine verilmiş olsa ne olur? 100 müşkilat olur. Peki tersini yapsak bunun? 100 nefer bir zabitin idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur. Ha birine emretti, ha yüzüne birden emretti. Bir kumandan arş emrini verdikten sonra yeter ki o ne olsun? Kumandan olsun. Ha bir kişiye emretmiş, ha 100 kişiye emretmiş, ha koskoca orduya emretmiş. Fark var mı? Arş dediği zaman bütün ordu birden harekete geçebilir. Tek bir zata vermekteki bu hangi sır? 29. sözde izah edilen itaat sırrı. Bakın orada 29. sözde, yani bu bütün mevcudatı tek bir zata vermenin kolaylığını anlatırken Hazreti Üstad orada birçok örnekler, birçok hakikatler beyan ediyor. Mesela nuraniyet sırrı. Şimdi sen bakıyorsun yeryüzündeki bütün cam parçacıklarında, su katreciklerinde güneşin cilveleri var. Şimdi bu güneşcikler nereden geliyor dediğimizde, kendinden geliyor dediğiniz anda o zeleler kadar güneşcikleri bil asale kabul etmek mecburiyetindeyiz. Madem kendinden geliyorsa demek ki kendisinde bir güneş potansiyeli var demektir o zerreciğin. Peki gökyüzündeki tek bir güneşten geliyor dediğimiz zaman herhangi bir müşkilat var mı nuraniyet sırrıyla? Şimdi Allah'ın yarattığı mahlukattan bir tanesi olan güneş nuraniyet sırrıyla böyle bir fonksiyona sahip olursa peki o güneşin haliki, yaratıcısı nasıl bir sıfatlara sahip olur? Bir tasavvur edelim. Bakın bu nuraniyet sırrı. İntizam sırrını veriyordu bir de Hazreti Üstad orada, hatırlayalım diye şöyle toparlayalım. Mesela küçük bir aracı idare ederken koskoca bir transatlantiyi idare etmek arasında bir fark var mı? İkisinde de bir joystick var. Bilgisayarın başına geçmiş çocuk oyun oynuyor. Veya bir uçaktaki joystick'i kullanıyor. Koskoca bir kargo uçağını uçuruyor. Veya bilmem kaç yüz bin ton ağırlığında bir kargo gemisini yönetiyor. Bakın bir intizam olduğu zaman o büyükmüş, arka plandaki küçükmüş. Hiçbir kıymeti var mı? Kainatta öyle bir nizam var ki Allah'ın kudretine nispetle büyük ve küçüğün arasında bir fark yoktur. Orada bir de tecerrüt sırrını nazara veriyordu üstadımız. Mesela balina gibi bir balık, bir de küçücük böyle mikroskopla görünecek kadar ufak iğne balığı gibi bir balık. İkisinin mahiyeti nedir? Ne diyoruz biz bunlara? Balık diyoruz, balık. Yani hamsi de balık, ton balığı da balık, koskoca balina da balık. Şimdi bakın tecerrütten, teşahhustan mücerret bir mahiyet. Yani bir kimliğe bürünmüş ama ortak kimlikleri ne bunların? Balık olma. Bunun büyüğü, küçüğü onu balık olma vasfına zarar veriyor mu?
ya bir dakika, bu küçük olduğu için balık ama bu çok büyüdüğü için buna balık denmez diyor muyuz? Demiyoruz. Mahlukun, ortak paydada toplanmış olan mahlukatın biri büyük olmuş, biri küçük olmuş. O teşahhustan mücerret mahiyeti itibariyle de onun büyüklüğünün ya da küçüklüğünün kudret-i ilahiye karşısında hiçbir farkı yoktur. Keza. Şimdi buradaki şeye dönelim. Tekrar okuyalım. Nasıl ki bir nefer 100 muhtelif adamın idaresine verilse, sen bu 100 tane patronu idare edeceksin dense bir tane adama, 100 müşkilat olur. Hangi birine hizmet edecek bu adam, değil mi? Ama 100 nefer bir zabitin idaresine verilse, desen ki 100 kişiyi bu bir kişi komuta ediyor desen, bir nefer hükmünde kolay olur. Onun hepsini idare etmesi, tek bir neferi idare etmesi kadar kolaydır. Öyle de çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları, o lazım, bu lazım, düşünün kaç tane element lazım, o şartlar gerçekleşecek, iklim şartları, zamanlaması, hepsinin bir araya gelmesiyle birçok sebebin bir tek şeyi vücuda getirmek üzere ittifakları 100 derece müşkilatlı olur. Ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse 100 derece kolay olur. Aynen o neferin 100 kişinin tek bir komutanın emrine verilmesi kadar kolay olur. İşte mahiyet insaniyedeki merak ve talebi hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdıraptan kurtaracak. Hep merak ediyoruz. Yani yarın ne olacak? Başımıza ne gelecek? Mutlu bir yuvamız var. 2 gün sonra ne olabilir? Bir hastamız var. Hastaneden nasıl çıkacak? Bitiyor mu insanın şeyleri, sıkıntıları? Sürekli bir lezzet verse bin elem çektirir diyor üstadımız. Dünya hayatı böyle. Tatmaya müsaade var ama doymaya kafi değildir. Şimdi böyle bir tablonun içinde bir insan, Allah da insana ne verdi? Akıl verdi. Akılla da insan geleceği düşünüyor ama şurada bir koyunu kurban etseniz yanında başka bir koyun otlanmaya devam edebilir. Çünkü başına ne geleceğini bilmiyor. Ama insanoğlu bakın böyle değil ki. Bilmem nereden geçen, hangi mesafeden geçen kuyruklu yıldızın, işte filanca meteor taşının dünyaya gelip çarpma riskinin, efendim küresel ısınmayla kutupların eriyip işte küresel dengelerin, ekosistemin bozulmasına varana kadar kafamızda bizim, değil mi, envai çeşit şey var. Yani bir korona tehdidiyle ne hale girdiğimizin 2,5 yıldır bütün dünya şahit. Bakın merak ve talebi hakikat. Bir de işin ne yapıyoruz biz? İnsan itibariyle arka planı hep araştırıyoruz, kurcalıyoruz, takip ediyoruz. Bu cihette gelen nihayetsiz ızdırabattan kurtaracak. Bugün birisini ziyaret ettim. Yani öyle bir tablo resmetti ki üzüldüm yani, acıdım adamcağızı, acıdım yani. Bir profesör bir de üstelik. Yani bildiğiniz aynen buradaki anlatılan konu. Yani işte öyle olursa şöyle olacak efendim, siyasetle ilgili bir endişeydi tabii onunki. Orada gelirse şöyle olacak. Yani içini karartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor yani mübarek adam. Dedim ya, bu kadar telaş etmeyin, bu kadar tablo kötü değil yalnızın, gördüğünüz gibi bir tablo değil. Ama insanoğlunun fıtratında ne var? Taharri hakikat var. Arkada ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlardan gelen bu ızdıraplardan insanı kurtaracak yalnız tevhid-i halik ve marifet-i ilahiyedir. Sen bilsen ki her şey Allah'ın elindedir. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bir kurşun bile namludan çıkarken Allah'tan izin almadan çıkamaz. Bir yaprak onun izni olmadan düşmez. Şimdi sen bunların hepsinin kontrol altında olduğunu bilirsen endişe eder misin? Ve bilirsin ki herhangi bir şekilde, yani rastgele tesadüfen bir hadise gerçekleşmiyor. Nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz merhamet sahibi bir Rabbimiz bu muameleyi bizim üstümüz icra ediyorsa biz ne yaparız? Elimizden geleni yaptıktan sonra tevekkül ederiz. Bu bize ne verir? Bakın, bir huzur verir. Bu ruhların ve kalplerin ızdıraptan kurtulmasının tek çaresi o marifetullah'tır.
bu hadisatın arka plandaki kudret elini görmektedir. Ne diyor bakın? Tevhid-i Halik. Onu bu yapıyor, bunu bu yapıyor. Berikir ve o bunların altına kalkamaz insanoğlu. Neye girer? O çaresizlik içinde bunalıma girer. Son intihar eden çocuk bile değil mi? Memleketin iyi bir okulunda okuyor. Efendim bana şöyle nöbet tuttururlarsa ileride bilmem ne yaparlarsa, yani gelmemiş olan günlerin musibetiyle müteallim olarak bakın iyi bir okulda okuyor olmasına rağmen biraz da ateizmden gelen o inançsızlık sebebiyle o tek sani'i kalbinde makes bulmadığı için çözüm yolunu nerede buluyor bakın? Hayattan kopmakta buluyor. Çünkü ızdırabın insanı getireceği nokta budur. Ruhi bunalımın getireceği nokta odur. Bunun çözümü nerededir? Tevhid-i Halik'tadır. Hiçbir şey kendi kendine onu bu yapıyor, berikinde şu etkili, bunu atlatsam arkada bilmem ne var. Hayır, hepsinin tek bir sahibi var. Bu nedir? Önümüze neyi koyuyor bizim? Marifetullah'ı koyuyor. Bunu tanımadığı takdirde böyle bunalım maalesef kaçınılmaz. Onun için Batı toplumlarında ateizmin daha hakim olduğu toplumlardaki intihar oranları inanılmaz yüksek. Memleketimizde İslam ülkelerinde bu intihar rakamları çok düşük. Ama siyasi sebeplerle bir intihar olayının nerelere çekildiğine de maalesef hep beraber şahit oluyoruz. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ızdırabat var. Yani makul değil. Adam ateizme girdiğinde söylediği konu, getirdiği çözüm akli değil. Ya sen gözün önünde kainat var, bu kadar mükemmel yapılmış, muntazam yapılmış bir iradeyi, bir kastı gösteriyor. Sen bunu tesadüfe verdiğin anda bunalıma girmen senin kaçınılmaz. Dolayısıyla ne diyor bakın burada? Küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat, çözülemeyecek sorunlar ve ızdırabat var. Elbette o yol muhaldir. Hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete, her şey zorlanarak mı yaratılıyor Allah aşkına? Bakın vakit saat geldiğinde bütün kainat nasıl bir anda şekil değiştiriyor? Bir anda çiçekler açacaksa çiçekler açıyor. Efendim sinekler doğacaksa onlar yaratılıyor. Yok öleceklerse hep beraber ölüyorlar. Sonbahar diyoruz adına, kış diyoruz. Bakın geldiği zaman inanılmaz bir ne var? Her şeyin kolaylıkla gerçekleştiği ve süratle icra edildiği bir kainatın içinde yaşıyoruz. Ve hüsnü sanat var. Yani bunu yaparken bu kadar kolaylıkla, bu kadar seri bir şekilde yaparken baştan savma da değil, mükemmel bir sanat içinde bunlara muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var. Elbette o yol vaciptir ve hakikattir. Sen bunu kalkıp sebeplere havale edersen tek çözüm yolun bunalım olur. İşte ey bedbaht ehl-i dalalet. Yani talihsiz ama talihsizliğinin sebebi de kendisi. Yani Allah kimseyi zorla küfre sokmuyor ki, herkesin eline bir irade veriyor Cenab-ı Hak. Bu iradesini düzgün kullanırsa dünyada da ahirette de rahat edecek. Ama bu dünya imtihan dünyası. Ey bedbaht ehli dalalet, bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Şimdi hocamız gel Eskişehir Hapishanesi'nde ceza aldıklarında, o dönemde tabii komünistler de var, dinsizler var. Zaman zaman aralarında müzakereler oluyormuş. Hocamız diyor ki bir gün birine dedim ki ya kardeşim var da 3 harf, yok da 3 harf. Yani şimdi siz yok diyorsunuz, biz var diyoruz. Yani siz yok deyince ne kazanıyorsunuz? Biz var deyince neyi kaybediyoruz? Yani ikimiz de bu dünyada yaşıyoruz. Kaldı ki bizim söylediğimiz gayet makul, anlamlı. Yani sen bir harf bile katipsiz olmazken, bir köy bile muhtazsız olmazken, sen şu kainatın ustasının, sahibini, yöneticisini inkar ediyorsun gayri makul bir surette. Ama bak burada da diyor ya, ne zorun var ki bu yolda gidiyorsun, derdin ne ya? Hatta demiş, peki bizim dediğimiz gibi çıkınca ne yapacaksınız siz demiş hocamız o kişiye. Vallahi demiş, siz dediğiniz haklı çıkarsanız biz
dilmeyi yedik demiş. Yani iyi bir dayak yiyecekler. Yiyeceksin ama kabire girdikten sonraki pişmanlığın hiçbir faydası yok. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurtul. Atlama yedinci katta. Gerek yok. Hayata tutun. 12. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel a'la. Ellezî halaka fesevve. Vellezî kaddera fehedâ. Ayet-i kerime. Tesbih et Rabbini ki diyor o en yüce Rabbini. Allahu Ekber diyoruz ya. En büyük kim? Allah'tır. Senin musibetin var. Efendim karşındaki düşman güçlüymüş. Allah Ekber. En büyük Allah'tır. Rabbikel a'la. Subhane Rabbiyel a'la diyoruz ya. En büyük Rabbimi ben tesbih ediyorum. Bütün 90 aynısının bu birinci tekil şahıs kipi. Rabbiyel a'la yerine buradan Rabbikel a'la. Senin en yüce Rabbin. Ellezî halaka fesevvâ. Ne yaptı? Öyle bir Rab ki kainatı yarattı ve tesviye etti. Yani her birine belli bir suret, belli bir kimlik verdi. Bunlar kendiliğinden olmadı. Halbuki normal şartlar altında zahiri bir irade müdahale olmamış olsa, şimdi siz şu salona tamamen boncuklardan mürekkep bir çuval bilye dökseniz, zemin içinde bu nasıl olur bilyelerin dağılımı veya su dökseniz ne olur? Eşit miktarda dağılır değil mi? Fizikteki difüzyon dediğimiz konu bu. Ortam arasında kesinlikle eşit oranda dağılır. O normal dağılım içinde sıra dışı herhangi bir tümsek bile neyi gösterir? Ya bir kastı gösterir, bir iradeyi gösterir. Yani bu dağılımı kim bozuyor dersin. Anlamsız bir tümseğin bile faile ihtiyacı var. Yani fesevva dediği kısmı anlatmaya çalışıyor. Tesviye etti Cenab-ı Hak. Peki ama o tesviyenin içinden bir ağaç çıktı, bir kelebek çıktı, bir insan çıktı, insan. Bu kadar sanatlı yapılar, ya bunlar peki nasıl meydana geldi? Tamam anladık, sebepler var diyelim. O sebepler normal dağılımı içinde şuursuz sebepler bir şeyi teşkil edemez ki. Hadi yayıldılar her tarafta, her bütün elementler, karbonlar, hidrojenler, oksijen, var tamam anladık var. Hani onlar bile kendi kendine öyle olamazlar da. Peki onlar nasıl birleşip bu mevcudatı meydana getirdiler? Yani anlamsız bile olsa bir işi yapmak için illa neye ihtiyaç var? Bir kasta, bir iradeye ihtiyaç var, bir müdahaleye ihtiyaç var. Ne diyor bakın? Yarattı, halaka ve tesevva. Ne yaptı? Onları tek tek tesviye etti. Yani bunu bir sinek olarak tesviye etti. Bunu koskoca bir dağ olarak tesviye etti. Bunu Jüpiter olarak tesviye etti. Kainatın her tarafını Cenab-ı Hak bir şekle soktu. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Her şeyi Allah-u Teala takdir etti. Yani onlara bir miktar tayin etti. Bakın birinci sözde geçen bir tabir var. Diyor ki en güvendiğin salavet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar. Niçin en güvendiği? Tabii İyyun'un en güvendiği şey salavet ve hararet. Yani sertlik ve ateş. Çünkü tabiat kuvvetleri ne kabul etmez? Hudut kabul etmez. Sertlik mi? Çelik gibi sert olana kadar. Ateş mi? Yakana kadar. Usul budur. Çünkü o kuvvetlere sen kim sınır koyuyor ki? İpek gibi yumuşak kök ve damarlar o sert olan taş ve toprağa delip geçiyorlar. Sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar güneşin altında yanmıyorlar. Halbuki zahiren ne olması lazım? Yanması lazım geliyor. Ama yanmıyorlar. O kuvveti, yani sınırsız olan kuvveti sınırlayan kaddara dediği bu. Ne yaptı? Bir miktar tayin etti. Dedi ki şuraya kadar. Mesela ya nâru kûni berden ve selâmen alâ İbrahim. Ateş ne yapar? Normalde yakar. E niye yakmadı İbrahim Aleyhisselam'ı? Bıçak ne yapar? Keser. Niye kesmedi İsmail Aleyhisselam'ı oğlunu? Allah ona onu emretmediği takdirde veya zıttını emrettiği takdirde onlara düşen nedir? İtaat etmekten. Kaddara dediği bu miktarını tayin etti. Feheda ne yaptı bir de? Bütün bunları kurgulamakla
planlamakla, yaratmakla beraber hidayet yolunu gösterdi Cenab-ı Hak. Normalde Allah dileseydi bize peygamber de kitapta göndermeyebilirdi ve derdi ki beyler hadi bakalım ortada işte sorular bunlar çözün. Ama bakın Allah bize kitap gönderdi. Ders kitapları, kurallar, ayrıca öğretmenler yani peygamberlere gönderdi. Yolu gösterdi yani feheda. Bir de bunlarla bize yolumuzu anlattı Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimeyi bir daha okuyalım. Sebbihisme rabbikel a'la. Biz tesbihet bu yüce Rabbini ki ellezî halaka, her şeyi yarattı, fesemme ve onları tesbih etti. Vellezî ve öyle bir Rabbi kaddara feheda, her birine bir miktar tayin etti. Kader dediğimiz konu bu. İkimiz de kaderin Kur'an'ın kendi olmadığını söylerler ya, ayetlerden birisi de budur. Feheda ne yaptı bir de onlara? Hidayet yolunu gösterdi. Sırrınca umum eşyada, hususan zihayat masnularda. Bakın bütün eşya için geçerli bu söylenen konu. Ama bilhassa canlılarda. Canlılarda neden daha fazla? Çünkü daha fazla Esma-i İlahiye açıkça zihayatın üstüne gözüküyor. Camidatta yani cansız varlıklarda, aslında cansız tabiri de tam doğru değil. Camidatta o Esma'nın bir kısmı çok zahir surette gözükmüyor. Umum eşyada, özellikle zihayat masnularda, canlı olan o mahlukatta, sanatlı mahlukatta hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi. Tek bir kalıbın, ama nasıl bir kalıp bu? Hikmetli bir kalıp. Bakın burada kaç tane insan var. Hepimizi bir kalıptan çıkartmış gibi Cenab-ı Hak. Ellerimiz var, parmaklarımız var, ucunda tırnaklarımız var. Büyüyen, uzayan, zaman zaman kestiğimiz sistem aynı. Bakın tek bir kalıptan çıkmış gibi. Bir tek insan mı böyle? Sineğinden, böceğinden, çiçeğine varana kadar bütün kainatta sistem aynı sistem. Tek bir kalıptan çıkmış gibi. Ama nasıl bir kalıp yine? Hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktarı muntazam. Yani hiçbir şeyin ölçüsü onunkinden fazla değil. Bizim salonda bir çiçek var. Çiçeğin şu boyda yaprakları var. Bilmiyorum herhalde bir 200-300 tane yaprağı vardır. Aynı boydalar. Öbürkü daha farklı bir çiçek. Dimdik çubukları var onun. Hepsi aynı. Bir başkası dua çiçeği bilirsiniz belki. Çok daha böyle incecik bir yaprak üstünde, sap üstünde. Sistem aynı bakın. Hepsi böyle bakıldığında onun herhangi bir tarafını görün. Şu bitkidir, bu hayvandır, bu bilmem nedir diyebilirsiniz. Tek bir kalıptan çıkmış, hikmetli bir kalıp. Ama ne diyor bakın? Bir miktar muntazam içinde, kainatın her tarafında. İsterseniz atom boyutunda bakın. Demirin atomik yapısı her neyse, 7.8 miydi Özgül abi? Her taraftaki demir atomlarının özellikleri, fiziki ve kimyasal özellikleri aynıdır. Hiç değişmez. Tek bir kalıptan çıkmış gibi her bir şeye bir miktar muntazam. Bir suret hikmet verildiği gibi, bir suret hikmet de verildiği ve o suret ve miktarlarda hem miktar var hem de ne var? Suret var, bir görüntüsü var yani onun bir şekli cemali var. O suret ve miktarlarda maslahatlar ve faydalar için eğri büğrü hudutlar bulunması. Yani mesela eğri büğrü hudutlardan bir tanesi bizim böbreklerimiz. Eğri büğrü bir şey. Nereden oluyor bu böbrekler? Allah vücudumuzun içinde bir şey yaratıyor. Aynı malzemeden içeride değişik bir şey yaratıyor. Eğri büğrü hudutları var. Pankreas, karaciğer. Ya bunların şuursuz sebeplerin gelip de bu eğri büğrü hudutlardan geçerek, yani senin yediğin elmadır, armuttur, patatestir, bilmem ekmektir, ayrandır, senin vücuduna girecekler, kalp olacaklar. Doğumundan itibaren çalışan, hiç bitmeyen, susmayan bir pompa gibi o fonksiyonu icra etmeye devam edecek. Veya fark etmez senin saçına gidecek, bir kıl halini alacak. Şimdi bu kadar eşyanın şuursuzca bu işi yapması, bunu söylüyor şimdi. Bakın eğri büğrü hudutlarda bulunması, hem müddet-i hayatlarında değiştirdikleri sureti, libasları ve miktarları. Şimdi insan
vücudunda tüketmediği maddeleri dışarı atıyor. Hiçbir şeyde atılan madde de yok olmuyor. Tekrar kainata karışıyor. İşte ağaç meyve veriyor, ne yapıyorsa yapıyor. Sonra tekrar onlar toprağa karışıyor. Bakın aynı elementler, aynı zerreler değişik değişik suretlere giriyorlar. Bilmem işte Fethiye'nin hangi bahçesindeki portakal İstanbul'a geliyor. Fethiyeliyken o zerrat İstanbullu oluyorlar. Bir portakal iken insan oluyorlar. Veya ona af buyurun bir inek yediyse bir inek oluyorlar ve süt yapmaya başlıyorlar. Arı ondan bir şeyler aldıysa portakal kokulu işte bir bal, portakal çiçeğinden bal yapmış oluyor. İşte nereye giriyorsa bakın ya bu zerreler nasıl bir yedek parçadır ki her vücutta hangi fonksiyonu icra edeceklerini senden benden daha iyi biliyorlar. Yani ki insanoğlunun bu konuları en iyi bilenlerine profesör diyoruz. Onlardan bile yaptıkları işleri çok daha iyi biliyorlar. Cümleye dikkat edin. Ne diyor bak? Müddeti hayatlarında bir zerre geliyor, şekil değiştiriyor sürekli, suret değiştiriyor ve fonksiyon değiştiriyor, libas değiştiriyor. Bu arada insan da değiştiriyor. Bir öteki elementler alıyoruz, onları yine aynı şekle sokuyoruz. Başka elementler alıyoruz. Fethiye'den gelenleri bıraktık, Antep'ten gelenlerle yapıyoruz. Yine aynı vücudu yapıyoruz. Vücut sürekli değişiyor. O elementlerin kendisi halden hale girdiği gibi onların teşkil ettiği vücutlar da halden hale girmek suretiyle terkip edilen manevi ve muntazam birer suret, değişik şekillere girmek suretiyle meydana getirdikleri son şekil birer miktar bulunması ama bunların her birinin ölçülü olması bilbedaha gösterir ki bir Kadir-i Zülcelal'in bunları bu şekilde oralara monte eden, onları oralarda istihdam eden bir Hakim-i Zülkemal'in bir hikmet tahtında bunları oralarda yerleştiren kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen öyle bir dairede nerede? Kaderin sayfalarında bunun miktarı bu kadar olacak, ağırlığı şu kadar mikrogram olacak, şu kadar sene yaşayacak, hepsinin tek tek nesi varsa özelleri, biçimleri ne yapılan, tertip edilen ve kudretin tezgahında vücutları verilen, o planlama yapılmış, ondan sonra o plan şu zamanı hazır dediğimiz tezgahın içine alınıyor, birebir ta ezel canibinden nasıl planlanmışsa, ki biz buna iman mübin diyoruz, Kitab mübinde yani içinde bulunduğumuz an itibariyle kudret birebir aynısını yapıyor. Bu yapılan bir saat sonra itibar ettiğiniz zaman birimine göre değişebilir. Bir dakika sonra maziye intikal ederken bunların da ne yapılıyor? Bir kayıtları alınıyor. Buna da tekrar ne diyoruz? Vücudundan sonraki kaydın adına da yine İmam mübin diyoruz. Amel defterlerinde kaydedilen şeyler vücudundan önce yazılı. Vücudu esnasında birebir aynısı yazılıyor. Vücudundan sonra da birebir bu sefer muhasebe için kaydedilerek İmam Mübin'in ikinci nüshasıyla onların her şey kudretin tezgahında kendine bir suret veriliyor. İşte o hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemali kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Hadsiz lisan, neden hadsiz lisan? Ya düşünün işte bir insanda diyoruz ya 100 trilyon tane hücre var. İşte efendim bir iğne ucu kadar yerde bilmem kaç milyon tane hücre var. Bunların bir de hücrelerin içinde faaliyetler var, fonksiyonlar var, yazılımlar var, donanımlar var, var oğlu var. Bu kadar faaliyet ne yapar, nasıl bir lisanla şehadet eder? Hadsiz bir lisan ile neye şehadet ediyorlar? O tek zatın vücubu vücuduna, o olmazsa bunlar olmaz, şahitlik ederler. Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydalarına bak. Kemali hikmet içinde kemali kudreti gör. Eğri büğrü dediğin hudut, size bir ara söylemiştim ya, bir kulak profesörü
Abimize dedim ki ihtisasınız ne hocam dedim. Kulağın içindeki bir kemikten bahsetti. O kemiğin üstünde bir çukur varmış. O çukur bazı insanlarda standartın dışında olduğunda işitme bozukluğu meydana geliyormuş. Profesörün ihtisası kemiğin üstündeki bir çukur. Şimdi sen eğri büğrü hudut dediğin anda nasıl fonksiyonel bir eğrilik büğrülük? Allah ona öyle bir sıfat, öyle bir fonksiyon tanımlaması yapmış ki bu olmadığı zaman sistemde arıza meydana geliyor. O eğrilik büğrülük olması lazım gelen şekilde Cenab-ı Hak her şeyi böyle yaratıyor. Dolayısıyla sen diyor kendi cismine bak, azana bak, hatta onun böyle eğri büğrü yerlerine bak, onların faydalarına ve hikmetlerine bak. Neyi gör? Kemal-i hikmet içinde her biri tam yerinde kemal-i kudreti gör. Maşallah. Cenab-ı Hak o nazarla bakmayı hepimize nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Vaza'en lillahi'l-Fatiha ve salavat.